Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayız konuğumuz. Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İhale Hattı ve Doğan Pınar Barajı bugün açılıyor. Peki nasıl bir proje? Bize bahseder misiniz? Dünden bu yana aslında gerek Tarım Bakanımız, gerekse de belediye başkanımız bize buradaki projenin önemini anlatmaya çalışıyorlar. Doğrusu biz buraya gelene kadar da sıradan bir içme suyu projesi olarak görüyorduk. Fakat gerek Tarım Bakanımız, gerekse de belediye başkanımız detayları anlatınca daha iyi öğrendik buradaki yatırımı. Devasa bir yatırım var, 4,5 milyarlık bir yatırım. 2,5 kilometre uzunluğunda borular döşenerek bir baraja su getiriliyor ve buradan bu şehrin bütün içme suyu karşılanacak önümüzdeki yıllar boyunca. Şimdiden itibaren aslında şehirde içme suyu %27 oranında ucuzlamış durumda. Artan popülasyonla buranın suyunu karşılamak aslında çok da imkan dahilinde değildi. Ayrıca önümüzdeki yıllar açısından yeşil ekonomi ve suyun yönetimi çok önemli bir önem arz ediyor. Burada bu başarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız da biraz sonra telekonferansla bu projenin büyüklüğünü, önemini anlatacak. Belki de diğer birçok şehrimiz için de bir model oluşturacak bir proje bu. Gaziantep'in içme suyu kaç yılına kadar karşılanmış oluyor bu projede? 2050 yılına kadar Gaziantep'in içme suyunu karşılayacak bu proje. Bu da çok büyük bir doğrusu isterseniz rakam. Sadece bir şehir için değil, inanın Türkiye için önemli bir vizyon bu proje. Gaziantep Düzbağ içme suyu ihale hattı.